Merhaba. Konuğumuz 3 boyutlu yazılımın kurucusu Sayın Arda Orcan. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Söyleşimize 3 boyutlu yazılımı tanıyarak başlayalım isterseniz. Bize 3 boyutlu yazılım hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim davet için. Ekran başındaki tüm izleyenlere selam ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Üç boyutlu yazılım olarak biz 19 yıldır bilişim sektöründe yazılım evi olarak faaliyet gösteren bir firmayız. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta devam ediyoruz işlerimizde. Bir yandan arge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan da kendi geliştirmiş olduğumuz Eskimo ürün ailemizle başta perakende sektörü olmak üzere, muhtelif sektörlerde müşterilerimize işlerini daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlayacak çözümler üretiyoruz. Evet. Ekonomik koşulların işletmeleri zorladığı şu içinde olmuş olduğumuz dönemde etkin iş yönetimi ve verimlilik çok önemli. Bunu nasıl ve hangi çözümlerinizle sağlamaktasınız? Evet. Ee, Eskimo ürün ailemiz birçok farklı modülden oluşan ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kolay uyarlama imkanı sağlayan bir çözüm paketi aslında. Hı hı. Ee, bu modüllerin tamamını kullanarak işlerini e, yöneten müşterilerimiz olduğu gibi sadece belli modüllerini kullanan müşterilerimiz de var. Çok genel bir ifade ile eski bu çözümümüzle biz yüz yüze kanallardan yani mağazalar aracılığıyla veya dijital kanallar dediğimiz ve mobil, çağrı merkezi veya pazar yerleri üzerinden ürün ve hizmet satışı gerçekleştiren işletmelere Tüm tedarik ve satış süreçlerini yönetebilecekleri bir e, altyapı sağlamış oluyoruz çözüm sağlamış oluyoruz şimdi daha net anlaşılması adına eskimo bir stok ve satış yönetim uygulamasıdır diyebilir miyiz e, ya temel anlamda diyebiliriz ama bundan daha fazlası var aslında hı hı. E, biz eskimo ile müşterilerimizin web sitesi online satış sitesi veya mobil uygulama ihtiyaçlarına cevap verirken, Diğer yandan sipariş, mal kabul, stok sayım, işte mağazalar transfer, etiket basımı, satış ve satış sorusu şikayet yönetimi gibi süreçleri de uçtan uca yönetebilecekleri bir platform sağlamış oluyoruz. Tüm süreçleri içeriyor bu. Yani piyasada kullanılmakta olan tüm post cihazları ve ÖKC sistemleriyle de bütünleşik olarak çalışıyor bu yapı. Biraz da hani büyük müşterilerde kullanılan SAP, Oracle gibi ERP çözümleriyle de tam entegre bir şekilde işte üretimden planlamaya, satın almadan, satış ve muhasebe süreçlerine kadar entegre bir operasyonel çözüm sağlamış oluyoruz. Evet. Peki Eskimo'ya benzer çözümlerle kıyasladığımızda Eskimo'yu tercih eden işletmelerin sizce temel motivasyonu nedir? Ee, çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Ya Piyasada yerli ve e, yabancı e, bir sürü farklı çözüm var. E, açıkçası bunlardan bazıları e, birkaç tanesi çok kö köklü firmalar, gayet başarılı işler e, ve uygulamaları var. E, çok saygı duyduğumuz rakipler. Bizim Eskimo ile rakiplerimizden ayrıştığımız hususların başında Eskimo'nun platform bağımsız olarak çalışıyor olması. Yani bu ne demek oluyor? Aslında işte müşterinin bugüne kadar yaptığı bir donanım ve işletim sistemi tercihi var. İşte bu Microsoft olabilir, Linux olabilir, iOS olabilir, Android gibi sistemler olabilir. Biz bunların üzerinde, hepsinin üzerinde çalışabiliyoruz. Ama burada önemli bir farkı daha belirtmekte fayda var. Biz natif olarak çalışabiliyoruz. natif dediğimiz şeyde yani bir browser kullanmıyoruz. Aslında her donanımın maksum verim alınacak şekilde donanımın içerisindeki bir uygulama olarak çalışıyoruz. Ya yani bu sayede işte Windows, PC veya iOS, Android gibi bu el terminalleri gibi veya yeni Android post sistemler var. Bunların üzerinde çok başarılı bir şekilde çalışmış oluyoruz. Bir diğer özelliğimiz de eskimi o online ve offline çalışabiliyor. Bu bu hemen hemen hiçbir rakip e, firmamızda olmayan bir özellik tüm platformlar üzerinde. Offline çalışabilmesi sayesinde Eskimo ile satış ve operasyon hiç durmadan e, herhangi bir yerde e, devam edebiliyor. Yani bu depo süreci de olabilir, bu dark store'lar da olabilir, bu pazar yerleriyle birlikte hayatımıza girmiş. İnternet bağlantısı kopsa da biz işimizi yapabiliyoruz. İnternet bağlantısı geri geldiğinde bu merkezde beslemiş oluyor. Evet. E, müşterileriniz daha çok hangi sektörlerde Arda Bey? Ya biz iyi bir yazılım firmasıyız ve aslında hani göreceli olarak uzun yıllardır bu işin içerisindeyiz ve farklı sektörlerde müşterilerimiz var açıkçası. E, Örneğin ilaç sektöründe üretim yapan müşterimiz de var. E, denetim ve danışmanlık sektöründe faaliyette bulunan müşterimiz de. Ama temel olarak e, temelde biz Perakende sektörüne yoğunlaştık diyebiliriz. Perakende sektöründe müşterilerimiz çoğunlukla. Bilhassa organize perakendeci dediğimiz Türkiye çapında kendi mağazaları veya bayilik teşkilatı ile ürün ve hizmet sunan işletmelerle çalışıyoruz. bu müşterilerimizin mağazacılık faaliyetleri esnasında satın alma, stok satış, işte mal kabul, mal çıkış operasyonlarını otomatize ediyoruz. İş verimliliğini ve takibi sağlamış oluyoruz. Bunun yanında da omni channel kurguları ki bu omni channel hani önemli bir kavram diye düşünüyoruz. Hem müşterilerimizin satışlarını arttırmaya destek olmaya çalışıyoruz ve de müşterinin de yani müşterimiz olan müşterinin de deneyimini iyileştirmek istiyoruz. Nedir omni channel? <laughs> çok bu, bu soru da çok güzel bir soru çünkü yıllardır e, herkes e, bir omni kanal, omni kanal ticaret e, lafı e, gidiyor. E, şimdi aslında omni kanalı biraz şöyle özetlemeye çalışayım. E, müşterinin yani son tüketicinin marka ile buluştuğu e, bir sürü kanal var. İşte mağaza var, internet sitesi var, reklamlar var. Ee, işte billboardlar var bu kanalların tamamındaki deneyimin e, bütünleşik olarak tek bir sistemden e, kontrol edip takip edilebilmesine ve bir müşteri e, customer journey diyor buna e, Amerikalılar e, müşterinin hikayesinin çıkartılmasına o omni kanal ticaret deniyor e, tabii hani bunu biraz daha şöyle de açmak lazım bugüne kadar bir sürü kanalda bir sürü e, yazılımla bu işler takip edilebiliyordu ama e, aslında omni kanal ticaretin ruhu bunun bütünleşik tek bir sistemden takip edilmesi. Çünkü sistemler arasındaki entegrasyon teknik adamlar için olduğu kadar e, müşteri için de e, bir zorluk barındırıyor. E, her e, sistemdeki deneyimin aynı olması. Biz... Ee, uzun yıllardır aslında satışa ve satışa bağlı iade, e, değişim gibi süreçlerin e, kanal ve mekan bağımsız olarak yapılması gerektiğini savunan firmalardan e, biriyiz ve müşterilerimize bunu anlatıyoruz. Ya bilhassa pandemi ile birlikte fizik, fiziksel mağazalardan online kanallara bir kayma oldu evet. haliyle. E, ama fiziksel e, kanallar hala çok önemli. Çünkü insanlar e, satın alacakları şeyi e, ellemek istiyorlar, dokunmak istiyorlar, koklamak istiyorlar. Onu yaşamak istiyorlar öncelikle. E, süreçlerini iyi belirlemiş, online ve mağaza kanallarını birbirine uyum içerisinde yöneten şirketler pandemi döneminde daha az kayıpla geçtiler e, ve hatta kazançlı çıkanlar bile var. İşte Eskimo ile biz bunu sağlıyoruz temelde. Örnek verebilir misiniz? Tabii. E, yani şöyle, yani tüketiciler daha konforlu olduğu için veya Covid riskini almamak adına alışverişlerini ev veya iş yerlerinde cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden yapabiliyorlar. Bu tercih sebebi olabiliyor. Sipariş sonrasında da hızlı ve sorumsuz bir teslimat bekliyorlar. Ee, veya bazen mağaza, mağaza gezmek istemiyorlar zaten hani e, her yere girip çıkmak istemiyorlar. E, aradıkları ürünü internette hangi mağazada olduğunu öğrenip ee, sonra gidip o mağazadan yani siparişi internetten vermiş olup o mağazadan teslim almak istiyorlar. Ee, ya da hani internetten aldıkları bir ürünü direkt en yakınlarındaki mağazaya gidip e, verebilmek istiyorlar, iade edebilmek istiyorlar. Ee, i̇şte biz Eskimo ile tüm bu müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler üretmiş oluyoruz. İşletme arası açısından bakacak olursak... E, bu tip omni channel kurgular e, hem etkin bir stok yönetimi sağlıyor, operasyonu kolaylaştırıyor, hem de daha mutlu müşterilere yol açıyor. Hı hı. E, Bunun dışında da hani e, son yıllarda, hani bir 10 yıldır hayatımıza girmiş olan pazar yerleri, e, trend yolu hepsi burada gibi pazar yerlerinden satışların da e, gerçekleşmesi lazım. Bizim e, modüler yapımız sayesinde, bu imkanı da müşterilerimize vermiş oluyoruz. Yani operasyonu takip ettikleri sistem başka hiçbir sisteme ihtiyaç olmadan bu pazar yerlerinde besleyebilir hale geliyor. Ve bunları otomatik olarak yönetmiş oluyorlar. Peki Eskimo ile müşterilerinize sunduğunuz diğer imkanlar neler? Bahseder misiniz bize? Yani şimdi bu %100 bizim yaratmış olduğumuz bir platform. Bunun içinde uzun yıllardır, 20 senedir uğraşıyoruz aslında. Adım adım bir yerlere gelmiş bir şey. Yüzde yüz bizim yapımımız olduğu için bu platforma çok hakimiz ve müşterinin hayalleriyle sınırlıyız diyebilirim. Yani müşterinin istek ve ihtiyaçlarına göre çok ciddi uyarlamalar yapabiliyoruz. Yani temelde bir paket çözüm sunmuyoruz. Paket ürün sunmuyoruz da çözüm sunuyoruz biz diyoruz. Hı hı. Ee, bizim rakibimiz olan birçok e, firma e, bir paketleri var ve uyarlamaya çok müsait değiller. Eskimo ile biz müşterilerimiz için hızlı ve düşük maliyetle uyarlama imkanı sunmuş oluyoruz. Bunun yanı sıra da bu e, KVKK, ETK izinlerinin alınması, E-faturaya e arşiv entegrasyonu, işte bilindik e, muhasebe uygulamalarıyla entegrasyon imkanını e, müşterilerimizin hayatına e, direkt bir modül olarak koymuş oluyoruz. Yani bunlar için özel bir çaba sarf etmelerine gerek olmuyor. E, en önemlisi olarak da gördüğümüz son 6 senedir e, üzerinde çalışmış olduğumuz ve e, Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirmiş olduğumuz satış e, ve mağaza içerisindeki tüm operasyonu mobil cihazlardan yapılmasını sağlıyoruz şimdi biliyorsunuz hepimiz mağazalara gittiğimizde bir deneyim yaşıyoruz bu konvansiyonel anlamdaki satış uygulamaları genellikle çok da sevimli olmayan böyle büyüyecek bir siyah kutunun arkasındaki bir satışı ve müşteri şeklinde şu hatta sıraya falan da giriyoruz sırf para ödemek için hani bir malı aldıktan sonra ve bir sürü yerde Şimdi biz bunun yıllardır e, hantal çirkin ve müşteriyle satıcı arasında bir bariyer oluşturan bir sistem olduğunu düşündüğümüzden dolayı e, bu yöntemi değiştirmek istedik. E, ve bunu mobil cihazlar üzerinde yani işte her gün kullandığımız cep telefonu veya ufak el terminalleri üzerinde müşteriyle satışı, satıcının arasında bir bariyer olarak gözükmeyen bir cihazla gerçekleştirmeyi hedefledik ve bunu yaptık. Bu... Mağazadaki e, metekare verimliğini arttırdı e, günün sonunda. Çünkü e, biz kasa koyacağımız yere, satış alanı koyacağımız yere aslında ürün koyabilir hale geldik. E, müşteriyle olan deneyimi arttırdı. Çünkü artık müşteri sıra beklemez hale geldi ve bizim e, mağaza personelimizin verimliğini de arttırmış olurdu oldu. Çünkü e, satış mümesiyle arkadaşlarımız aynı zamanda operasyonu da bitiren, tam orada satışı gerçekleştiren... Kişiler haline geldiler. Bunun hani, tekstilden şöyle bir örnek verebilirim. E, müşterinin alım kararı verdiği e, e, en önemli alan e, tam da kabin deneme kabininden çıktığı an. Tam orada aslında kafasına koymuş oluyor aldığını. Ama bir sürü müşteri biliyorum ki ben de böyle davranıyorum kendi hayatımda. Eğer çok sıra varsa ya dur boş ver, sonra alırım diyorum, internetten alırım diyorum ama sonra almıyorum da bu bu deneyimleri de e, e, şey yapmış olduk e, toparlamış olduk diye düşünüyoruz e, Hatta ve hatta bu offline çalışma mantığı sayesinde de e, mağazanın herhangi bir yerinde bir hani operasyonu gerçekleştirebildiğimiz gibi mağazanın dışında e, veya mobil olarak yapılması gereken satışların tamamında da gerçekleştirmeye geldik Yani şimdi e, işte kurban Bayramında kurban satışı için, Organize perakenden dedeki bir sürü de bugüne kadar kablo döşüyordu o kurbanları sattıkları yani. Şimdi artık ellerindeki sadece ceplerine giren aletlerle satışı bitirmiş oluyorlar. Hani bunun bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Peki nasıl bir ekip çalışıyor bu işin mutfağında? Valla biz genç bir ekipiz. Yaş ortalamamız 28. Bu ortalamayı yükselten ortağım ve beniz. Ee, şirket çalışanlarımızın ortalama bizimle hani hayatlarını geçirme süresi altı buçuk yıl. Ee, dolayısıyla genç ama tecrübeli bir ekibiz diyebilirim. Ee, bu dinamik ekiple Eskimo yazılımın mimarisi sayesinde de e, projelerimizi bu ECAIL denilen bir kavram var ECAIL olarak gerçekleştirebiliyoruz ve hakikaten çok hızlı bir şekilde live'a çıkıyoruz. Ee, çok kısa, yani basit bir örnek vereyim isim kullanmadan bir müşterimizdeki hani, e, çok iyi bildiğiniz e, e, bu market zincirlerinden bir tanesi e, 8 gün içerisinde e, yazar kasa projesini live'a çıkardık. Re, real olarak satış yapmaya başladılar. 8 gün sürdü bu toplama. Hani sektörde olanlar bilirler bu aylar süren bir süreç. Evet. Peki son olarak vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? şunu ifade etmek isterim açıkçası. Bilhassa 2021'den itibaren hızlı şekilde büyüyen bir firmayız. Ve hedefimiz 5 sene içerisinde sektörde en çok bilinen 3 firma arasına girmek. Bunu da bir bir yandan müşterilerimize kaliteli hizmet uygun bir maliyetle sunarak, diğer yandan da kullanıcı deneyimini sürekli geliştirerek başarmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz insanların insanların Satış görevlilerinin mağaza içerisinde kullanmayı en çok sevdiği uygulama olmak. Ee, i̇nsanların kalplerine girdiğimizde e, kendimize yeni hedefler belirleyip yurt dışına açılmak gibi e, hedeflerin peşinden koşuyor olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Ee, çok, ben çok teşekkür ederim efendim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Evet Sayın Arda Orcan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.